Merhaba Uyuşturucu ile Savaş'ta izleyicileri, Uyuşturucu ile Savaş'ta Gençlik Programı'na hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta ölüm orucu direnişi yapan kardeşi Gökhan Yıldırım'ın görüşüne giden Erkan Yıldırım, görüş sonrası bir basın açıklaması yaptı ve şunları söyledi. Gökhan artık yürüyemiyor. Görüş yerine yoldaşlarının desteğiyle tekerlekli sandalyeyle geldi. Gökhan Yıldırım 40 kilo kadar düştü. Ellerinde, kollarında, bacaklarında, sırtında, damar çatlaklarından oluşan büyük kırmızılıklar var ve her biri dayanılmaz ağrılar yapıyor. Gökhan konuşmakta zorlanıyor. Çünkü ağız içi yaraları çok ilerledi ve konuşması engel oluyor. Ellerinde ve ayaklarında şişlikler var. Gökhan Yıldırım ölüm orucu direnişinin 219. gününde. Artık dönülmesi zor yollara giriyor. Gökhan ve Sibel'i yaşatmak bizim ellerimizde. Mahallelerde gençlik olarak gençliğin olduğu her yerde ölüm orucu direnişçileri Gökhan Yıldırım ve Sibel Balaç'ın taleplerini halka duyurmalıyız. Unutmayın, Gökhan ve Sibel gençliğin geleceği için ölüm orucundalar. Talepleri kabul edilsin. Gökhan Yıldırım ve Sibel Balaç'ın talepleri talebimizdir. Bir sonraki gençlik programımızda tekrar görüşmek üzere. Biliyoruz ki bu çocuklar haksız yere buradalar. Onlarca yıl ceza verildi. Onlarca yıl hapse atılmak isteniyorlar. Ama haklılıklarını ortaya koymak için 230. günlerine varan açlık ölüm oruçlarına dayanarak ve devam ederek sürece devam ediyorlar. Direnişlerine devam ediyorlar. Ama Gökhan Yıldırım'ın artık hapishanede kalamaz raporunu alabilmek için, çünkü Gökhan Yıldırım yıprandı ve artık kendi başına yürüyemez duruma geldi. Bunun için söylüyoruz ve istiyoruz. Bir an önce çocuklarımızın talepleri kabul edilsin. Bu süreç bitsin.